Bu arada bu bölgenin bir sembolü var. Leylekler her yerde. Bunları görebilirsiniz. Yanlış bir dokunuşta maalesef videoyu bozmak zorunda kaldım. Esas size çok başta belki bahsetmem gereken ama bahsetmeyi unuttuğum bir konu var. Burada Avrupa'nın en büyük Noel ağacı kuruluyor ve süsleniyor. Hadi şu kiliseye gitmeden isterseniz önce bir o Noel ağacının yanına gidip bir bakalım neler olup bitiyor. Şurada bir yer, şey gördüm, mağaza gördüm. Bu işte binaların süslenmesi falan efsane ötesi yani. Adamlar bu konuda günlerini harcıyorlar. Karşı tarafta yavaş yavaş bahsettiğim ağaç gözüküyor. Orası Kleber Meydanı olarak geçiyor. Yazın biraz fazla içicilerin mekanı, çok hoşuma giden bir yer değil ama Noel'de orayı bayağı güzel bir amaçla kullanıyorlar. Şimdi o ağacın yanına gideceğiz. Bu Noel pazarlarının en büyüğü de oradaki meydanda, Kleber Meydanı'nda kuruluyor. Hadi bir gidip şu görkemli Noel ağacına bir göz atalım bakalım bugün nasıl, bu sene nasıl süslemişler. Bu arada Avrupa seyahatleriyle ilgili işte hep Türk lirası euro 1'e 19, 1'e 20 böyle bir harcama potansiyel olarak bu konu gündeme getiriliyor ama gerçekten yani bu bir gerçek, bunu göz ardı edemeyiz. Paramızın değeri çok düşmüş olmasına rağmen Avrupa'da tatil yapmanın bundan 10 sene öncesine göre bedeli de açıkçası bu değişimden dolayı 20 kat da artmadı. 20-25 liralara çok güzel alkolünüzle, şarabınızla, güzel bir şarabınızla içebileceğiniz akşam yemekleri kişi başı fiyattan bahsediyorum yiyebiliyorsunuz. Ama yani Türkiye'den neredeyse bazı illerin bazı semtlerinde sadece bir akşamüstü gittiğiniz bir kafede yediğiniz içtiğiniz fiyat zaten bu seviyelere gelebiliyor. Bu konuyu geçiyorum çünkü ağacın yanına bayağı yaklaştık. Çok güzel değil mi gerçekten? Yani akşam muhtemelen çok daha güzel olacak. Çok keyifli. Buradaki pazar biraz yavaş yavaş hareketlenmeye başlamış. Hadi ben size bir 15-20 saniye bu Noel ağacıyla baş başa bırakayım. Burası dediğim gibi Klaber Meydanı. Sanırım öğlene doğru veya öğleden sonra buralar tamamen açılıyor olacak. Buradaki dükkanlar, lokal yiyecekler, içecekler ve hediyelik eşyaları bulabilirsiniz. Şöyle biraz daha geniş açıyoruz için.
Şimdi ben diğer telefonla da bu videoyu bölmemek adına birkaç fotoğraf da çekmek istiyorum. Başarabilirsem. O yüzden bir kesilme olursa kusura bakmayın ama elimden geldiğince sıkıntı yaratmadan öbür tarafta da çekimlerimi yapmaya devam edeceğim. Hop. Evet. Hadi bakalım şöyle şu tarafa doğru yürümeye devam edelim. Gerçekten çok güzel ya. Buralara zaten akşam geleceğimizi varsayarak hızlıca geçiyorum. O katedral tarafına gidelim bakalım. Bir orada neler olup bitiyor. Orayı bir gözlemleyelim. Çok iyi. Şimdi hava soğuk dedim. Dediğim gibi bir video çekimi tamamladıktan sonra şuradan gidebilirim galiba. Hadi şuradan gidelim. Tamamladıktan sonra şey yapacağım. Bir kafeye oturup sabah açıkçası çok keyifle uzun uzun bir kahve içemedim. Odamda yaptım kahveyi. Güzel bir kahve içip bir keyif yapacağım. Etrafta bayağı polis var. Normalde bu kadar yoğun bir şekilde dolaşmıyorlar şehir içinde. Tahminim Noel'de olabilecek bir aksiliği önlemek adına bir takım önlemler alınmış. 2-3 dakikada bir tarz tehditlerle karşılaşıyorum. Bahsettiğim katedral burası değil. Bu sokaktan gidiyoruz ama şöyle devam edelim. Bakın şurada da bir meydanda bir alan yaratılmış Noel Pazarı için. Anlayacağınız tek noktada değil, etkinlikler birçok noktada var. Ama ben büyük bir ihtimalle Klaver Meydanı'na geleceğim. Akşamleyin. Ya en son şu konuya değiniyordum. Türkiye'de lüks bir tatil yapmakla Avrupa'da bu tarz şehirlerde daha orta sınıf bir tatil yapmanın açıkçası bedeli çok da farklı. Hatta Türkiye'deki lüks tatillerin maliyetleri Avrupa'daki standart bir tatilin çok üstünde olma ihtimali var. Dolayısıyla bu bir tercih meselesi. Ben bir hafta giderim, hiçbir şeye dokunmam, keyfimi yaparım, dönerim diyorsanız ayrı bir konu. Ama daha düşük bir bütçeyle de birkaç yer görürüm. Vizyonumu genişletirim, keyif alırım diyorsanız da Avrupa hala bence iyi bir tatil destinasyonu olarak düşünebilirsiniz. Şöyle geçiyorum. Burada bir sokağa girdim. Bayağı güzel süslenmiş. Akşam çok güzel olacağını düşünüyorum buraların. Tabii ki Fransızların muhteşem ötesi fırınları, ekmekleri, tatlıları, hamur işleri gerçekten efsane ya. Yani bence bende bu tatlı konusu, Fransızların tatlı konusundaki
tatlı konusundaki başarısı tartışmaya kapalıdır. Şuraları gösterdikten sonra bir şey anlatacağım. Bir hastaneye gel. Şöyle gidelim bakalım. Herkes kafasına öne eğmiş, ne olup bittiğine bakıyor. Yani sanırım üç ısırıkta şu tartlardan birkaçını yiyebilirim. Şöyle bakar mısınız ya? Sıra var içeride. Gireyim bir şey alayım derseniz yok yani öyle bir ihtimal. Ha şey anlatacaktım. Bu Fransızların tatlı konusunu anlatacaktım. Bendeki hissiyatından bahsedeceğim. Paris'te yaz başıydı yanlış hatırlamıyorsam bir seyahatte yediğim tatlı hala çözebilmiş değilim. Yani 7-8 tane tanıdık tat ama hiçbirisinin ne olduğunu bilememek sanırım o tatlının değerini çok daha fazla arttırıyor, çok daha kıymetli yapıyor. Nasıl başarıyorlar bilmiyorum ama çok çok efsaneler. Yemekler de kötü değil bu arada. Yani ben kötü demeyeceğim, iyi yemekler de çok iyi. Şöyle devam edelim. Herkes yukarı doğru baktığına göre burada bir katedral var. Evet, geldik. Hadi size kötü bir espri yapayım. Merkez katedrale geldik. Burada da bir pazar kurulmuş. Güzel değil mi? Çok iyi. Hayır, esas buraya gelme amacım bu işte buradaki evler çok yoğun bir şekilde ya da ticari olarak hizmet veren yerlerin süslemeleri çok iyi. Onu göstermeye geldim ama hadi bir önce şu mükemmel kiliseye bir bakalım. Allah'tan iPhone 13'ler, 14'ler bir şeyler çıkmaya başladı. Bunları artık telefonlara sığdırıp çekimler yapabiliyoruz. Şöyle şuradan devam edip ara küçük bir sokaktan size o süslemeleri muhteşem olan evlerin yanından geçirip nehrin kenarına çıkaracağım. Oradan da bir bisküvitçiye uğramayı düşünüyorum. Bakalım onu bulabilecek miyim? İki kere alışveriş yaptım ama şu an tam olarak yerini hatırlamıyorum ama bulacağımı düşünüyorum. Çok mu kalabalık olacak acaba? Dün havalimanında bayağı bir insan araç kirasını yaparken Strasbourg'a geleceklerinden bahsediyorlardı. Bayağı kalabalık olacak. Bu arada saat kaç oldu? Hop, 10:30. Sabah 10:30. Çok güzel değil mi?
passer avec nous. Mais je veux dire, si vous trouvez une place, prenez une seule place. D'accord. De recul. J'ai envoyé à mon compagnon de la suite. Moi j'aime bien. Yes. Let's go. Burası da Strasbourg dışında bayağı popüler bir nokta ama çok fazla turist geliyor buraya. Yani yazın böyle masalarda oturacak yer bulmak mümkün değil. Yani ben de bir kere yanılıp burada bir şeyler yeme içmeyi denedim ama tabii popülasyonun, turist popülasyonunun bu kadar yoğun olduğu bir yerde açıkçası kalitede böyle çok yüksek bir noktada maalesef olamıyor. Şöyle devam edelim bakalım. Sol tarafa dönüp bir nehrin, şehri sarmalayan nehrin bir başka tarafından bir size bir yayın yapayım. Ondan sonra da yavaş yavaş otele doğru döneceğim. Bir arkadaşım uyanmış. Sabah kahvaltımı yapmıştım onunla belki. Kahve yanında tatlı bir şeyler benim diye düşünüyorum. Ne çok tatlı muhabbeti yaptık değil mi? Evet. Kontrollü geçişler olacak anladığım kadarıyla akşamları. Bariyerler kurulmuş. Şöyle. Strasbourg. Kapital de Noel. Noel başkenti, Noel'in başkenti olarak geçiyor diye söylemiştim. O tarafa döneceğiz şimdi. Biraz bu kapital döner. There you go. Yazın bu noktalar efsane oluyor. Bütün bu akan nehrin kenarında ister yiyeceğinizi içeceğinizi alıp burada vakit harcıyorsunuz. Şeylerin, gemilerin turlarının başlangıç noktası burası. Şöyle yavaş yavaş bir dönüp göstereyim size. Biraz elle çizilmiş gibi bir şehir, tablo gibi. Özellikle o tarihi binalar bana bunu çok net hissettiriyor. Bakalım. Şuradan gidelim. Şu ileride şu takı geçtikten hemen sonra sürekli alışveriş yaptığım bir çikolatacı var ama bugün yapmayacağım onu. Ama göstereyim, gelip buradan güzel bir şeyler alıp hediye götürmek istiyorum diyorsanız, tatlı şekerli bir şeyler olsun diyorsanız şu Jacques Bocquer. Burada bir çikolatacı var. Buraya gelebilirsiniz. Onun telefonu çalıyor. Evet, parce que ben bir süre ara verip yeni bir videoyla geliyor olacağım yanınıza. Şimdilik hoşça kalın.